Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şeyden, Nur-u Muhammedi'den içindeki şeyden bahsetmek istiyorum. Nur-u Muhammed'in için. Kalemimiz var abi, tahtayı kullanmak isterseniz. He, tamam. Tamam, Nur Muhammed, güzel. Veya ben size söyleyeyim, Nur Muhammed'in içi veya ruh. Ruhtan istiyorsanız, hemen açayım orayı. İki tarafa da açıyız. Yeri hemen şey yapayım da ondan sonra. Bütün kemalat. İstersen ruh. Ruhtan yapayım. Hangisini isterseniz. Ene, enenin içeriği nur ve mana. Ene mecunun içerisinde nur ve mana var. Bunu mu, ruhu mu yapalım? Nur ve mana olsun. Ruhu epey yapmışız diyorsun değil mi? Tamam. Bak iki tarafa da açık. Birisi 518, birisi 579. Ene'yi yapalım. Ene. Biz soralım da. Ene. Genel olarak herkes bir cevap versin. Bak iki işi ene dedi. Ene. Ene galip. İlim, irade, kudreti ene kaldırıyoruz. Ene hep galip zaten. Ene hakikaten galip. İki, kaldırdım. Onu da kaldırdım. Bismillahirrahmanirrahim. İşte şu kainatta nazar hikmette bakıldığı vakit öteki soy gözükmüyor. Nazar hikmete, kainata baktığımız zaman. Ama arkadaşlar anladık diye geçiyoruz. Kainat neresi bilmiyor. Kainat neresi? Düşündün mü Murat? Kainat şeceri hilkat değil. Şeceri hilkat daha camidir. Kainat daha onun içerisindedir. Mesela şeceri hilkattan bir daldır diyor abi ya kainat için. Evet, doğru. Mesela bak. Madem şey yaptın. Bu çok önemli olduğu için burası Kavsein. Burası Arş-ı Azam. Burası Levh-i Mahfuz. Burası Arş, karıştırılıyor bununla bu. Burası cennet, cehennem. Burası daire-i ilim. Burası daire-i hayat. Burası çok mühim kürs. Kürs. Burası levhi, atlıyorum şöyle, levhi ma ispat. Burası yedi sebesemavat, yedi kat. Kat, sema, semavat. Sema, ema, vat diyelim.
alemi şehadet. Evet. Şimdi niçin yazdım bak. Berzah var galiba değil mi? Berzah var, yazayım yazmayayım mı diye. Berzah hiç gözükmeyecek yerinde olduğu için Alem Berzah şu an kabir. Hiç yazmıyorum bile. Bak şimdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam şuraya kadar gitti. Şu. Şundan sonra şeydir zaten. Esma. Sıfat. Şunat. Şunat zatı, mayeti zatı gidiyor. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli. Şurası. Peygamber değil de Cebrail gitti oraya kadar. Ha, onu şey yapayım bak. Burası Şecere-i Hilkat. Çekileyim bir bakın. Şeceri firkat. Başka kalem var mı şey? Renk. Yok mu? Bu bak şimdi. Burası kainat. Şimdi ben bunu 10 saat anlatsam bu kainatla şeceri fikan arasındaki farkı bu kadar net anlamazdım. Arşa kadar mı? Arş dahil mi? Sen arş dahil değil mi? Arşta, arşın altı. Arş dahil değil o. Dahil. Ha. Arş dahil. Arş dahil. İstersen şöyle yapalım. Yani o şekilde. Tamam. Tamam, sen orada ol. Bak şimdi, ne anlatacağım. Bugünkü gündem, Tillo'dan sordukları için, Tillo, Sirt, medreseden sordular. Kur'an mahluk değil. Ama mahluk olan getiriyor, vasıta oluyor. Cebrail. Kur'an'ın içeriğini Cebrail hep biliyor. Yani hepsini biliyor muydu? Ondan sonra niye? Şimdi Cebrail'in makamı burası. Bak şurası. Hani uzun olur ama şekil çok önemli. Yani bak burası. Buranın mümesilidir. Şimdi Cebrail buradan sonra ben bir adım atarsam dedi. Yanarım dedi. Makam. Demek ki geçememiş. Cebrail buranın bir diğer usta, İslam alimlerine göre ki Risale'de 16. lemada geçiyor. Lefezelidir diyor. Bak senin yapacaktık gelmedi. Şimdi geldi. İrade, kudret, ilim yapacaktık. Bekledik ama demek ki nasip. Buna tanıdık. Şimdi bir adım atarsam yanarım. Adım atarsam dedi. Şimdi Cebrail aleyhisselama Kur'an burada verilmiş. Ama Kur'an şuradan gelmiş. Kur'an'ın ayetlerinde şuralarda var. Cebrail'in bildiği şey buradan aşağıdır. Kur'an'ın içerisini buradan aşağısını biliyor. Yani ortaokulu bitiren ilkokulu da biliyor. Ama liseyi bilmiyor. Liseyi bitiren ortaokulu da biliyor ama üniversiteyi bilmiyor. Üniversiteyi bitiren hepsini biliyor. İşte doktora yapan bir adam makama göre değişiyor. Şimdi bu soruda bu cevap. Şimdi kainat burada. Şimdi kainat deyince arş damıdır. Arşı tam içine almaz kainat. Örtmüş. Onun için şuradan yapmadım. Şuradan yapmadım. Peki arşta ne vardır? Esma perdesiz tecellisi var. Tamam. Şimdi devam ediyoruz ezber olmasın diye. Hilkat-ı kainatla şeceri hilkatla kainat arasındaki farkı gördük. Şimdi bunu bir şey o anda Cebrail dedin de şeyden aşağıdakini biliyor. Peki normal bir insan mesela buradakilerden birisi üst tarafları bilse o zaman Cebrail'den üstün oluyor mu yani?
Şimdi üstünlük o bilmekte değil, camiyetten kaynaklanıyor. Bilme ile bizimki kuru bir bilgidir, malumattır. Şimdi ilimle, ilme dönüştürürse değişir tabii. Şöyle diyeyim. Bilgi harici bilmektir. İlim ise kendini bilmektir. Bilgisayar da çok şey biliyor ama harici bilmediği. Bilgi hariçtir. İlim dahildir. Miracı olan asıl imamları elbette ki Cebrail'den üstündür. Çünkü Kur'an'ın hakikatlerine mazhar. Yani ne demek istiyorsun? Ezber olmasın. Cebrail demedim ki ben bir adımı atarsam yanarım. Peki Peygamberimiz Aleyhisselam imkan ve vücut ortası kabı kalbisine kadar cismiyle ruhuyla gitmedi mi? O kapıyı açık bırakmadı mı? Etkiyay ümmeti, gidiyorlar diyor. Yani onu takip edenler gidiyor. Yani buraya geçiyor. İnsan geçiyor çünkü şey diyor. Bak diyor ki Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam o yolu açmış. Şurayı. Şuradan yolu. Şuradan. Gözüküyor mu? Murat oradan gözüküyor mu? Görüyor musunuz? Yoksa biraz şöyle mi yapayım? Yani şu. Gözüküyor abi. Ha bak şimdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şuraya kadar yolu açmış. Açmış şuraya kadar. Açmış. Ama Cebrail Aleyhisselam buraya kadar gelmiş. Zaten şey gelmiş derken burada zaten. Ben bir adım da atarsam yanarım dedi. Ama o kapıyı ne yapmış? Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam bu yolu açmış. Tamam mı? Açmış. Velayetiyle gitmiş. Risaletiyle dönmüş. Çünkü gidiş sebebi risalet olsa her Resul buraya gider. Her Resul'ün miracı vardır ama cismen değildir. Kalben ve ruhendir. Peygamberimize hastır. O da her miracı değil peygamberin. Miracı Ekber-i Muhammed'i de bir tanesi böyledir. Diğerleri böyle değil. 33 tane deniliyor ulema-i İslam. Ustad bunu sayıya dokunmuyor, demiyor, değinmiyor. 6. şuada Mirac-ı Ekber-i Muhammed'i de söylenen o sözler diyor. Mirac-ı Ekber'i denmesi için Mirac-ı Asgar olması lazım. Tamam mı? Mirac-ı Ekber'i de olmuş bu. Şimdi bu Mirac-ı Ekber'i de bu denmiş. Ha risaletiyle gitmiş. Velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş. Bir hikmeti eğer risaletiyle gitmiş olsa her risalet sahibi, resul sahibi de giderdi. Ne ile bunu gitti? Gidiyor ama kalben ve ruhen. Şimdi burada velayetine yetişilemiyor. Onun velayeti risaletinin inkılap etmiş. Bak ne velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş. Sonra beni ilgilendirmiyor buraya kadar fazla diyelim. Fakat kapıyı da açık bırakmış. Bu yolu kapatmamış. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Senin için de olmayabilir ama takip etmiş olduğun cemaatin yani müciditlerin bu yolu kullanıyorlar. İpek yolu gibi. O kapıyı açık bırakmış. Arkasındaki evliyayı ümmeti ne ile? Ruh ve kalbiyle. Peygamberimiz ruha ve cisme. O caddi-i nur anide miracı nebevinin gölgesinde seyr-i sülük edip istidatlarına göre makamat haliye çıkıyorlar. Şimdi burayı şey yaptık. Ha Cebrail'den üstünlük. O çıkanlar bunu geçiyorlar. Şimdi ötekisini devam ediyorum okuduğum. İşte şu kainat. Şuradan aşağıya. Nazar hikmette bakıldığı vakit.
nazar hikmette bakıldığı vakit azim bir şecere manasında görünüyor. Ağaç. Azim bir şecere. Ağaç düşünün böyle. Bir hayalinizde canlanan bir ağaç var mı? Benim zihnimde hangisi oluyordur? Şeftali çok seviyorsun abi. Şeftali. Bir gideki vardı ya abi. Ha? Bir gideki. Ha ya. Bir gibi, bir gibi değil mi? İmam bir gibinin başındaki şey. Böyle bir ağaç olamaz ya. Ağaç dallı budaklı olur. Böyle bir şey yok ki. Nasıl bir şeyse ben de anlamadım onu. Ha. Azim bir şecere manasında görünüyor. Görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır? Ağacın dalları var. Amin. Hayal edebiliyor musun dallarını? Ya dal hayal et. Şeftali diyelim, dal. Tamam. Yapraklar var. Çiçekleri var. Meyveleri var. Şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı olan alim-i süflinin, yani bu bütünlüğün içinde olan şu alem-i şehadet. Anasır dalları. Anasır unsurları, elementler. Nebatat ve eşcar yaprakları, hayvana çiçekleri, ayar edebiliyor musunuz? Anasır neymiş? Anasır unsurlar. Ağacın? Anasır ne o ağacın? Unsurlar şey. Anasır neydi? Dallı. Meydana gelen bir yaşamda. Anasır? Yaprakları mı? Dalları. İşte onu soruyorum. Dalları, bakayım burada mısınız? Peki, nebatat ve eşcar, yaprakları, hayvanat, çiçekleri, ben de okumadım, beraber şey yapalım. Meyvesi, insan. İnsan, güzel. İnsan, ha, insan meyveleri hükmünde görünüyor. Ağaç, insan meyve, şeftali, tamam mı? Sani Zülcelal'in ağaçlar hakkındaki cari olan kanunu. Bir şey gireceğiz. Buraları kısmen çok ders dinlediğiniz için biliyorsunuz. Nur-u Muhammediye içeriği gireceğiz şimdi. Nur-u Muhammediye. Orası çok önemli. Tamam mı işte? Orası bizim için çok önemli. Burası da şey de ama çok dinlediğiniz için sıradan geliyor. Sani Zülcelal'in ağaçlar hakkındaki cari olan kanunu. Nereye gireceğiz biliyor musunuz? İsim vermeyeyim. Daha önce verdim kameranın arkasında. İlahiyat Fakültesindeki profesörler, doçentler, sahaları ilmi kelam, tefsir ve akaid üzerinde olan bu ulema heyetinin sorusunu size zikredeceğim. İki tane soru sordular. Bir tanesini pat diye cevap verdim. Ötekisini de vereceğim inşallah dedim. Allah burada nasip etti. Yatsı namazının selat-ı vitrinde nasip etti şimdi bu akşam. Cevabı. Bir haftadan beri oraya gireceğim. Soruyu söyleyecek misin? Söyleyeceğim. İstersen soruyu açabilirim. Soru burada var. O zat telefon ettiği zaman onun onların adına birisi soruyu soruyor. O fakülteden. Soru soruyor ve beni o fakülteye bu konuda çağırıyorlar konferans için. Allah bir hafta sonra, bir hafta da sürmedi ama 5-6 gün, burada İzmir Ödemiş'te, Selat-ı Vitir'de, Allah Selat-ı Vitir'de nasip etti. Yani bununla böyle insan kafasıyla, akılla çözülecek şey değil. Allah vermese olmuyor. Zaten akıl da onun ama hani esbab aleminde. Kullanılmadan kullanmak. Allah'ım. Ne masumdur. Merak ettik abi ya. He. Sesini de açabilirim ama uzar yani. Yok. Burada duruyor. İkisi, iki sorusu. Bir tanesine cevap vermişim. Ötekisine veremedim. Bilmiyorum dedim. Öyle şey yap. Dedi ki, abi dedi, onu tanıyor beni.
abi dedi, biraz çalışırsan Risale'de var inanıyorum. Ondan sonra bize dönersin dedi. Yarın dönerim onlara. İstanbul dönüşü, İzmir İstanbul dönüşünde tamam diyeceğim. Ve Allah'ın hikmeti şey yapmıyorum burada. Onu zikredeceğim size, o geleyim. Oraya geleyim. Bu konuyu onun için açtım. Sani Zülcelal'in ağaçlar hakkındaki cari olan bir kanunu. Elbette şu şeceri azimede dahi cari olmak muktezai ismi hakimdir. Oraya gelince ben şey yapacağım size. Bu dirdi. Yani ağaçlar hakkında olan cari olan bir kanunu. Yani bazıları dersten rahatsız oluyor misallerimizden. Mesela şeftaliye tik olanlar, abi verme diyorlar ya. Tamam, şeftaliyi silin. Şimdi hatırıma geldi. Birileri bu mesajı verdi şimdi. Şeftali verme. Çınar ağacı olsun mu? Dev bir çınar ağacı olsun. Şimdi çınarda bu cari olan bir kanun, insanda da caridir. Niçin? Çünkü bunu ismi hakim iktiza ediyor. Öyleyse muktezai hikmet, şu şeceri hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Şeceri hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Nasıl ki koca çınar ağacı, ya bu kadar bir çekirdekten yapılıyor. İnsan gözle gözükmeyen bir hücreden yapılıyor. Damladan değil, hücreden yapılıyor. Allah'ın böyle bir cari kanunu var. Şeceri de, bu şeceri fikat da öyle. İnsan da böyle. Ne diyor burada? Diyor ki, öyleyse mukteza hikmet şu şeceri hilkat, hilkatın da bir çekirdekten yapılmasıdır. Her şey çekirdekten yapılıyor. Dolayısıyla bu şecere de, şeceri hikata bir çekirdekten yapılması lazım. Kanun ile Allah bir şey karar verdiği zaman onu yaratmıyor ilk önce. Onun projesini, planını çiziyor. Esbab aleminde bir anda sebepsiz yaratsa o zaman bunun kıymeti kalmaz. O zaman bunlara gerek yok yani. Hani diğer esmalar iktiza ediyor sebepleri. Mesela çekirdeği yaratmadan fidan filizlendi, büyüdü, gömde verdi, ilkbahar ya sonbahar, soğuk sıcak kar. Bunlar da bir esma tecellisi. Yok, bunlar hiç olmadan, hiç bunlar olmadan direkt meyve bir anda şeftali yaratsa o zaman aradaki muktezai hikmet şu şecere hikatinde bir çekirdekten yapılmasıdır. Buraya kadar geldik. Hem öyle bir çekirdek alemi cismaniden başka sair alemlerin nüminesini ve esasatına cami olsun. Ama böyle bir çekirdek ki cismani alem yok sırf böyle. Bunlar hep cismani. Hepsini de cami olacak öyle bir çekirdek. Hep anlaşılıyor mu diyor, şey yapıyorsunuz? Yoksa sormuyorsunuz bir şey. İyi, tamam. Yani nasıl bir çekirdek olacakmış? Şu şecerenin hilkatindeki çekirdek yapılmasıdır. Öyle bir çekirdek ki alemi cismaniden başka sair alemler. Çekirdekte mesela ağaç var. Ağacın yaprağı var. Meyve var. Odunun dumanı var. Bak, odun daha çıkmadı ama çekirdekte ağaç var. Ağaç olmakla beraber ağacın da içindeki duman var. Yani programın içinde ağaç var. Program olarak ağaç var. Bir de o program olarak bulunan ağacın içerisinde duman var. Ve o dumanda da letafet var. Duman şey değil. Öyle kalem gibi değil. O da latif. Kesif latif ama. Anladık mı burayı? Bir acayip bir şey oldu da. Bak, çekirdekte ağaç var değil mi? Ama ağaç olabilmesi için ağacın içi de var. Çekirdekte ağaç var, ağacın içinde duman da var, nur da var. Bu ikisinin içine de giriyoruz. Dumandan da, nurdan da giriyoruz. Latifelik var, kalorilik. Hani yaktığın zaman gidiyor. Biraz daha giriyoruz, çekirdekteyiz gene. Oradan daldık böyle. O kalori çıkıyor ya sobanın yanında böyle, o latif. Onun içine giriyoruz. Esir var.
esire geçmeyeyim. O latifetince kuantum var. Nötronlar var. Kuarklar var. Giriyoruz biraz daha. Esir var. Biraz daha giriyoruz. Hep çekirdekteyiz. Dikkat ediyor musun? Biraz da giriyoruz. Maddi hayat var. Biraz daha giriyoruz içeriye. Aynı hayat var. Biraz da giriyoruz. İlmi hakikatler var. Akıl cevheri var. Hayatın hakikatleri var. His ve şuur var. Biraz daha giriyoruz. Çünkü esma şuursuz olamaz. Esmadan yaratılmışsa dişa vuruşu bize gözüken ağaçtır. Ama kaynağı şuursuz değil. Mesela şeyde de şaşıracak böyle de, gerçi daha önce konuşmuştuk ama, zaman mesela herkese göre farklı tesir yapıyor. Uçakta olan, torpidoda olan, bilmem ne yapan falan, şu bu. Herkesi farklı tesir etmesinin sebebi bir sürü bilim adamları şey yapıyor, yorumlar yapıyor. Sebebi şu, zaman canlı ve ruhlu ve şuurludur. Kime ne yaptığını biliyor da ondan farklı tesir ediyor. Kimisine geçmiyor, kimisine çabuk geçiyor. Çünkü zaman Denizli, Edirne, Hatay, Rize, Der esmasına dişe vuruşudur. Esma cansız olamaz. Ama bu söylediğim, belki ben sağken çıkmaz. Çünkü zındık komitesi bir Müslümandan böyle bir şeyin çıkmasını beklemediği için dışarıya yaymaz. Ve belki vefat ettikten sonra çıkacak ama çıkacaktır. Bir de şey mi çıkacak, şaşıracaksın. Yani zamanın canlı ve ruhlu ve hayatta olduğunu, kime nasıl tesir ettiğini biliyor. Gerekçem de en kaba taslak, yani mantığım da şudur. Zaman mahluktur, dışa vuruşudur, banttır der, nehirdir der usta, tamam mı? Hareketin levnidir der. Bu der esmasına dayanıyor. Esma cansız olamaz. Esma canlıdır, ruhludur, şuurludur. Tecellisi vesaire. Hem peki konuşturulabilecek mi? Konuşturulabilecek mi zaman? Tabii. Çünkü Allah Resulü öyle diyor. Yerin dilinden kaçının diyor. Yer her şey konuşacak. Ben mesela yazdım bunu. Bu konuşacak. Nasıl konuşacak? Buna taalluk eden esma konuşacak. Ama ahiretten sonra mı? Yani ahirette. Hepsi konuşacak. Ahiret ve sonrası çok. Ama niye kesif gözüküyor? Mesela mekan da canlıdır diyor usta. Her şey, şey nam altındaki her şey canlıdır. Ama topraktır diyor. Şöyle. Buz cansızdır. Aslı sudur. Bak hayatta nasıl olduğunu göreceğiz. Buz cansızdır. Su da cansızdır. Suyun aslı H2O'dur. Onun aslı enerjidir. Onun aslı esirdir. Onun aslı madde hayattır. Onun aslı aynı hayattır. Akıl cevirdir, ruh cevirdir. Bakın aslına doğru gidince keyfiyetleri değişiyor. Zamanın da aslına doğru gidince esmaya dayandığı için canlı ve şuurludur. Aslına doğru gidiyorsun. Hem öyle bir çekirdek ki alemi cismaniden başka sair alemlerin nüminesini ve esasıtına cami olsun. Çünkü bir tanesi bu dersleri yaparken Abdullah Almanya'da dedi ki kardeş Risale'den mi okuyorsun onu dedi ya. Böyle. Bazı şey söyleyince hani böyle. Evet dedim hele nurun nur ve manaya girince külliyatta yok dedi ya. Siz düşünüyorsunuz dedi ders yaparken dedi. Böyle söyleyince de insanlar da kitaptan okuduğunu zannediyor dedi. Yok abi yazıyor dedi. Nur bana. O çekildi nur bana mecul falan. Nerede çıktı öyle bir şey yok. Kalktı oradan geldi baktı. Hiç unutmuyor. Hikmet abi. Attı. Ya dedi. Hakikaten senin kitapta var dedi. Bizim kitapta yok dedi. Ya tamam böyle. Allah Allah dedi. İlgiyi çekmemiş. Dura dura okunmaz. Çünkü hem teneffüs ettirdim size. Binler muhtelif alemleri tazamun eden kainatın çekirdeği aslisi ve menşe-i kuru bir madde olamaz. Yani şu, kainat deyince buna kapılmayın. Olamaz diyor. Alem manevileri, manevi alemleri dağılınca burayı dağıldı. Yani maddi ve manevi bütün alemlerin ve hayatın en büyük, mesela cennet, cehennem, canlı ve ruhlu her şey. Şuurlu. Cenneti meydana getiren cennet meyvedir. Çekirdek hayatsız olsun. Değil mi?
dışa vurulanlar, dışa vuruşlar hayat olacak ama onu vuran hayatsız olacak. Bana konuşmayı veren kendisi konuşmayı bilmeyecek. Olmaz. Ne diyor? Bir de okuyayım. Binler muhtelif alemleri tazamun eden kainatın çekirdeği aslesi ve menşei kuru bir madde olamaz. Yani şu, kainatın çekirdeği. Peki niye var burada çekirdek? Ötelerdeki sistem buradan ters çalışıyor. Yani şöyle, burada kök aşağıdadır, gövde yukarıya doğru çıkıyor. Tamam mı? Ahirette ise ağaçların kökleri yukarıdadır, dallar aşağıdadır. Yani bu çekirdek buradadır, ağaç böyledir, aşağı doğrudur. Bir de külliyatta bir tabir var ya abi, saray. Hayır. Sarayın içinde şehir. Lemalarda ad kelimesinde. Buna bakıyor değil mi abi? Buna bakıyor. Bu işte. Mesela bir saray düşünün. Şey, burada bir saray hayal edin. Hayal edin. Tamam mı bu saray? Ödemiş onun içinde. Ama saray burada. Biz neredeysek. Bir saray düşünün. O ödemiş içinde. O ödemişin içerisinde İzmir içinde. Onun içinde de Türkiye içinde. Onun içinde dünya içinde. Onun için peki bu saray nerede? Diyor ki at şeyinde bir saray var. Saray var. Onun içinde şehir var. Şehrin içinde memleket var. Memleket içinde alem var. Be kardeşim de tamam adama sormazlar. Bu saray o zaman nerede ya? Bu saray bir tane var abi ya. İşte bir tanesi dedi ki öyle bir şey yok dedi Risale'de işte. Onu öbür türlü anlamış abi biliyor musun? Yani alem dedi, sen dedi var, böyle şey yaparak dedi Risale-i Nur'a insanları soğutursun ha dedi. Böyle şeyler dedik şey yapma. Peki abi dedim bak şu kainat öyle bir saraydır ki 300 kaç biliyor musun? 308. Ne malı bak Said Nursi müellif ya. Bak, şu kainat öyle bir saraydır ki kainat. Kainatı ne yapacağız? O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Sarayın içinde. Şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Şehir içinde. Ve o memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. İçinde. Saray varmış, şehir varmış içinde, şehrin içinde memleket varmış, memleket içinde alemler varmış. Saray nerede? Olduğu yerde, neredeyse. Tamam. Madem, oraya geleceğiz ilahiyatçıların şeysine. Madem şu şey, yani bu. Bu, Nur'un Muhammed. Madem şu şeceri kainattan daha evvel o nevden başka şeceri yok. Yani Allah bu kainatı yaratmadan önce başka kainat var mı? Bundan sonra yaratacak mı? Yok. Bundan evvel bir şey yok. Evet. Bundan evvel bir şey yok. Çünkü felsefenin en içine çıkamadığı noktadan bir tanesi de bu abi. Evet. Yani bundan evvel yok. Nur-u Muhammedi'den önce başka Nur-u Muhammedi veya şu bilmem ne şu yok. Hiçbir şey. Ondan evvel hiçbir şey yok. Yoktu, olmayacak, olmamıştır, olmayacak. Çünkü mesela hani bu kainattan önce Allah, yani kainat yaratmadan önce Allah, mesela Allah var iken hiçbir şey yoktu diyorum ya. Yani bunu avam için bazılar diyor ki abi hakikati niye bir yer biraz gizliyorsun? Elan öyle değil midir dedi. Öyledir çünkü Allah evveldir. Kainatın evvelidir. Allah kainatın ahiridir. Allah kainatın zahirisidir. Allah'ın nuru semavatı var. Allah kainatın batınıdır. Ne kaldı? Peki bu nedir? Allah'ın esması o zaman bu mevcudatın neresindedir? Buza su nedir? Allah'ın esması da atoma böyledir. Atom, madde, esmanın en donmuş halidir. Kondan kopuk olamaz. Buz sudan kopuk olamadığı gibi mevcudat esmadan böyle kopuk olamaz Mustafa. Buz mesela. Buzu kaldırırsanız su vardır ama
buzdan suyu kaldırsanız su yoktur. Buz yoktur. Bir daha. Buzdan suyu kaldırırsanız buz yoktur. Ama buzu kaldırırsanız su vardır. Ha, peki bu su ilişkisi esma madde ilişkisidir. Allah'ın nuru semavat velard böyledir. Allah sema ve arz ve içindekilerin nurudur. Yani buzun suyudur. Yani bak net ki sorularımıza cevap veriyor. Allah şah damarınızdan daha yakındır. Su buza şah damarından yakındır. Ne demek? Onu kaldırdığın zaman kendisi yoktur. Cevherle araz gibi. Suyu kaldırdığın zaman buz yok olduğu gibi Allah şah damarınızdan size nihayetsiz yakındır. Su buza nihayetsiz yakındır. Yani donmuş halidir. Onu nihayetsiz yakın demek, onu kaldırdığın zaman o yok oluyorsa onun dışa vuruşu demek. Madem diyor, madem şu şeceri kainattan daha evvel o nevden başka şeceri yok. Bitti. Şimdi iyi şey yapın. Evet, şu anda bağlanın. Öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur, o çekirdeğin içi. Öyleyse o menşe ve çekirdek hükmünde olan, yani şu Nur-u Muhammedi'nin içinde ne varmış? Nur ve mana. Bu soruya geleceğim. Bak, şu çekirdekte mana ve nur. Peki bu Muhammed niye denmiş ona? Bir nokta nazı var mı abi? Var. Neden çekirdeğin adı. Hamdın temel yapısı. Yani peygamberin beşeriyetiyle bir bağlantısı var mı yani? Yok. Yani şöyle. Beşeriyet Ahmet'tir. Beşeriyet Ahmet'tir. Çekirdek tarafı Muhammed'tir. Ama bazen Muhammed deniliyor. Muhammed denilen mevzulara dikkat edin. Ahmet'in aslı kastedilen, bu kainatın çekirdeği, serveri, kaynağı kastediliyorsa mevzuda, o mevzuda Ahmet kullanılmıyor, Muhammed kullanılıyor. Mesela peygamberlik kullanılıyorsa, mucize kullanılıyorsa, beşeriyeti kullanılıyorsa, kocadır, babadır, oğuldur kullanılıyorsa Ahmet kullanılıyor. Mesela 19. söz Risalet-i Muhammediye denmiyor. Çünkü Muhammed'in risaleti olmaz, çekirdektir Muhammed. Kimin? Risalet-i Ahmediye. Mucizesini de 19. mektupta Mucizat-ı Ahmediye denmiş. Mucizat-ı Muhammediye denmemiş. Bilerek kullanılmış. Mesela 55 tane böyle ismi var. Bir tane ismi de Mustafa'dır. Yani denge insan demek. Nefsi arzularını hepsini dengeye getirmiş. Nasıl getirmiş? Arzularından istifa etmiş. İstifa eden estefa dengeye gelmiş. Onun adı da Mustafa olmuş. İstifa, estefa, Mustafa. İstifa, estefa, Mustafa olmuş. Yani hepsi ayrı bir şey. Yani onu konuşurken Mustafa konuşuyor. Makam-ı Mahmud. O? Ubudiyet. Ubudiyet ciheti. Ama Muhammed konuşulunca bakın mevzunun içerisine merkez konuşuluyor. Yani burası Muhammedi. İyi çekmesi lazım. Şu Ahmet. Ahmet te değil ha. Ahmet. Aleyhisselatü vesselam. Beşer. Denilmeli mi abi? Tabii deniliyor Ahmet. Ahmet'e denilmeli mi? Ne mesela? Ahmet peygamber mi? Ahmet peygamber de. Peygamber mi? Muhammed değil. Ahmet peygamber. Ahmet peygamber. Ahmet peygamber. Risale-i Ahmediye deniyor ya. Biz Muhammed peygamber anlıyoruz hep abi şimdiye kadar. İşte. Peki 19. sözü ne başlığı nedir 19. sözü? Risaleti Ahmediye. Niye Muhammediye denmemiş? Peki 19. mektupta niye mucizeler beşeriyeti parmağından su akıyor? Niye mucizat-ı Muhammediye denmemiş? Mucize ya, mucize cami.
Niye burada şeyler bunlar da Muhammed kullanıyor? Niye peki abi? İşte bu çekirdek oluşu. Peki o şeyde abi hani sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Ahmet'e mi diyor, Muhammed'e mi diyor? Muhammed'e diyor. Ha ama bir şey anlatırken Risalet anlatılıyor, peygamberlik anlatılıyor. Ahmet tarafını anlatılıyor. Ama mevzunun içerisinde çekirdeğine giriyorsa o çekirdeği kasten Muhammed deniyor oraya. O kastedildiği zaman Muhammed kullanıyor. Geliyor bu tarafa beşeriyeti mucize olması, eline parmak su akması Ahmet kullanıyor. Şey gibi abi. Mesela... Hepsi mesela Furkan. Mesela bir 55 tane ismi var işte. Bir tane mesela nefsaniyet kullanıyor, ubudiyeti kullanıyor. Makamı Mahmud diyor. Makamı Mahmud demesin, Mahmud denmesin de. Makamı Ahmet olsun. Makamı Muhammed niye denmiyor? Niye makamı Mahmud olsun? Niye Mustafa deniliyor? İşte hepsi farklı bir şey. Eğer söylediği şeyi, kullanılan tabirin tanımladığı ve taşıdığı yer bilinirse tefekkürümüz zenginlik kazanıyor. Yata oluyor bu sefer. Tanımladığı ve tarif ettiği yer. Demek de olmadığı yerde demek de abes oluyor. Değil mi? Çok mantıksız oluyor o zaman. Bizim okulda ikiz çocuklar vardı. Babalar bir öğretmenimizdi, Türkçe öğretmenimizdi. Soruyorduk okulda öğretmenim mi diyor, şey, evde öğretmenim mi diyorsun? Ya dedim babaya öğretmenim denir mi ya? Baba ya babam diyor. Baba diyor ya öyle diyor. Şimdi düşündüm hakikaten. Düşün babam öğretmen, benim eve gelen öğretmenim diyorum adama. Bu ne kadar abes değil yani. Öğretmen orada değil yani. İşte Ahmet olduğu yerde Ahmet, Mahmud olduğu yerde Mahmud, Mustafa olduğu yerde Mustafa, Muhammed olduğu yerde Muhammed. Olmadığı yerde dersen abes oluyor abi. Karışıyor. Çünkü hepsini bir şey diyebilirdi Cenab-ı Hak. Hepsini bak farklı bir şey demiş ki ben de öyle bilmeliyim ya peygamberim. Mesela Furkan oluşu. Farkındalığını anlatıyor. Peki Risale'de bazen geçiyor ya Muhammed'e Arabi diyor. Evet. Onu mesela niye Muhammed'i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demedi de Arabi diye vurguladı. Yayında var bir ders, bir saatlik ders var. Niye? Hasan abi, Tevrat'ta mesela eski İncil'de Ahmet isimli peygamber Aleyhisselam geleceği... Evet, Ahmet denmiş, Muhammed denmemiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de Muhammedur Resulullah olarak... İşte, La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şurası. Burası da Muhammedun Resulullah. Yani, peki şöyle diyeyim. Camide Allah ve Muhammed yazıyor. Mihrapta. Allah yazıyor ya. Allah Muhammed yazıyor. Peki Allah isimde Rahman Muhammed yazsak? Rahman Ahmet yazsak olur. Olmaz. Çünkü Allah ismi zatı isimdir. Normal Rahman, Rahim, Kerim, Latif isimleri gibi değil o. Zatı, ismi hastır. Zatı tanımlar, zata işaret eder. Buraya mahiyeti zatı işaret eder. Mesela Samet, Ehad, Allah. Mesela diyelim ki Rahim koymuş insanların isimlerini. Abdülkadir konmuş, Kadir konmuş. Ama Allah bir insan ismi var mı? Allah, ey Allah gelsene. Bu da isim. Besmele'de yok mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah, Rahman ve Rahim. Rahman ve Rahim konuluyordu. Allah niye konulmuyor? Çünkü zati bir isim. Onun için mihrapta Allah denmiş. Allah yerine Rahman koysan olmaz. Çünkü o tanımladığı, tarif ettiği alemdir. Allah ise zatı tanımlar. Allah yerine kaldıramazsınız. La ilahe illallah, Ahmet Resulullah olmuyor. Çünkü niye? Vacibül vücudu tanımlayan zati isim Allah'tır. Mahlukatın tümünü cem eden çekirdek Muhammed'dir. Şurasını anlatmıyor bu Ahmet. Burayı anlatıyor. Yani çekirdeği anlatıyor. Onun için Ahmet Resulullah olmaz. Hep deseydi dilimiz alışırdık. Muhammed Resulullah zor telaffuz ederdik. Yani ne dediğini çok iyi biliyorlar. Yani deyimin, kelamın, tabirin nereyi, nasıl tanımladığını, yani arkasını ve dışa vuruşunu bunu bilerek yapıyorlar, kullanıyorlar. Rastgele kullanılmamış. Şimdi geleceğiz oraya. Öyleyse o menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur elbette yine o şeceri kainatta bir meyve libasını giymesine
giydirilmesi yine hakim ismi muktazasıdır. Bak şimdi. Şimdi bu çekirdek çekirdekten ağaç yaratıldı mı? Yaratıldı mı buralar? Yaratıldı. Geldi bu insan oldu mu? Bu insanı görüyor musunuz? Görüyorsun değil mi kardeşim? Ha. Fakat bu çekki, bu meyvede, bu meyvedir. Bu meyve Ahmet. Fakat bu meyvede bu çekirdek de var. Nereye benziyor? İlk önce ağaçtan söyleyeyim, sonra Kur'an'dan söyleyeyim. Mesela elma diyelim. Toprak. Çekirdekten ağaç oldu mu? Ağaçta meyve verdi mi? Meyvede çekirdek yok mu? Bundan farklı mıdır? Hayır. Aynı midir? Hayır. Gayr midir? Hayır. 16. sözde diyor ki, bu meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin ne aynısıdır, ne gayrısıdır. Aynadaki güneş, ayna değil. Güneş de değil. Nedir o? Güneşin ne aynısıdır, ne gayrısıdır. Yani, güneşin bütün hasiyetine sahip. Mesela ısısı var, ışığı var. Ben aynada, benim gözükünce, benim özelliklerim yok ki burada, sırf suratım var. Ama güneşin nurani olduğu için, güneşin aynadaki timsali, güneşin hasiyetine sahip. Isı var, ışık var, yedi renk var. Aynayı ben böyle çevirsem karanlığı aydınlatır. Ayna beni yansıtın oraya, beni oraya taşır mı? Taşımaz. Kesif olduğum için. Tamam. Kesif olduğum için taşımaz. Buraya niye geldim ben? Neyi anlatıyordum? Yok başka Muhammed şey yok. Muhammed isminde geldi. Ahmet'le Muhammed'in aynı olmadığından. He. Çekirdekler farklı. Ha, ne aynı ne gayrı. Allah'a ne aynı ne gayrı. Şimdi meyvedeki çekirdek kökteki çekirdeğin ne aynısıdır ne gayrısı. Başı ile sonu aynıdır. Şimdi Kur'an'a geçiyorum. Kulü vallahu ahad. Allah'ım samet. Kulü vallahu ahad. Sona gel. Küllehü küfüven ehad. Kulü vallahu ahad. Allah'ım samet. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yeküllehü küfüven ehad, 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 ehad. Baş ile sonu aynı. Çekil ağaç. Peki, Samet nedir? Kul vallahi ehad. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet. Lem yekun kufuven ehad. Burada. Buradaki ikisi de ehad. Bu sistemin bütünlüğü Samet. Samet. Girmeyeceğim oraya. Vazgeçtim. Şimdi soruya geleyim. İlahiyatçıların. Haklı ama. Vallahi Risale-i Nur'u bilmeyen bu olamaz. İki sorusundan bir tanesi normal bu dersin akıcılığından. Ama bir tanesi Risale-i Nur'u çok ciddi tedavuat yapmadan verilmesi cevabı mümkün değildir. Şu anda söyleyeceğim. O doçentlerin söyledi. Dedi ki ene denilsinde Allah bize giydirmiş. Benim gömleğim. Gömlek giydirilmiş bize. Ben diyen bu değil. Sahip çıkan benim. Gir içeriye benim atletim. Gir içeriye benim bedenim. Diyorsanız diyor ki böyle. Benim bedenim. Gir içeriye benim hayatım. Gir içeriye benim his ve şuurum. Lemalardan söylüyorum ama ezberden söylüyorum yani. Kafadan atmıyorum şeyleri. His ve şuurum, 336 lemalar. Gir içeriye, benim aklım. Benim aklım diyen akıl değil. Ben akıl değil. Akıl gözlük gibidir. Kalp de gözlük gibi, alettir. Alettir. Nereye çevirsen onu yap. Benim diyen akıl değil. Çünkü benim aklım almaz, benim aklım şunu kavrayamaz. Ya aklıma ağır geldi ya, diyoruz. Geç arkaya, benim ruhum diyen ruh değil. Benim ruhum diyen ruh değil. Peki, benim ruhum diyen ruh değil. O ben olan kimdir? Enedir. Bu kainatın çekirdeğine mecul deniliyor. Burada kainat her şey var. Çünkü çekirdekte ağacın tümü var mı? Var. Yaratılmış ve yaratılacak. Mesela 100 sene önce bir ağaç düşünün. Daha 100 senede yaşayacak, gelecek yapraklar da var. Dolayısıyla bu kainatın çekirdeğinde sen de ben de vardım.
İyi dinleyin burası. Bu çekirdeğin adı mec'uldur. Barla 258. Barla 258. Tamam. Burada ne varız? Burada hepimiz birer birey olarak adımız enedir. Ben. Benlerin toplamı şey o. Mecul olmuş. Tamam mı? Şimdi ene ile enanet karıştırılıyor. Ene bu çekirdekteki bendeki karşılığı. Ben olan ben. Enanet ise şu kainatın bendeki karşılığı. Ruzname olması, takvim olması, harita olması, çekirdek olması. Enaniyet, enenin mülk tarafı, ene ise enaniyetin melekut tarafı. Ene buradadır, enaniyet budur. Enaniyeti şeyde söylüyor, 11. sözde 128, sözlerde, emir daha bir 146'da iki yerde söylüyor. Ruzname olması, takvim olması, harita olması, çekirdek olması, tamam mı? Şeyler sayıyor. Bu enaniyettir. Evet. Ama bir manası da var enaniyet, gurur, kibir. O şey, beşeriyetteki karşılığı. İyi kullanılmasa gurur, kibir olarak gözükür. Sen gurur, kibiri, bu cinayeti yapıyorsun, enaniyeti bu diyorsun. Bak, ene ile enaniyet ve beşeriyetteki enaniyeti söyledim. Üçü farklı. Bir, bu çekirdeğin aslı olması enedir. Açılımı olan kainat enaniyettir. Beşeriyetli karşılığı ise kürsteki karşılığı ise kürs mü? Bu kürs nefis takılmıştır. Gurur kibir manasındadır. Tamam. Şimdi adam ne dedi biliyor musun? Bir daha şunu tekrar edeyim de soru bine. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, gir içeri benim hayatım, benim his ve şuurum, benim aklım, benim ruhum, o ben olan ben nedir dedi? Enedir. Güzel. Dedi ki bir ene. Var mı bizde? Var. Peki bu ene, o ben olan ben, diğerler ona giydirilmişse gömlek, davayı kaybetse, imansız olsa, cehennemde azap çekecek ene midir, bedeni midir, ruhu mudur? El cevap, kendi söylüyor. Ene, cehennem burada ya. Daha cami olduğu için eneyi cehenneme koyarsanız yanmaz. Çünkü o cinsten değil. Cehennem kendisinden altyapıdakileri yakar. Şu aşağıdakileri. Davayı kaybeden bir ene düşünün. Ceza kime verilecektir? Ruha, bedene verilse emanettir. Suçu ne onun? Onu kullanana vereceksin. Gömleği niye veriyorsun? Hasan'ın koluna ver. Koluna neye veriyorsun? Hasan'ın hissini ver. Hasan'ın hissini neye veriyorsun? Allah, onu sana emanet verilmiş. Akıl sana emanet verilmemiş mi? Akıl demeyecek mi? Ya ben ne yaptım ya Rabbi? Beni kullandı bu adam. Peki tamam sen de çık. Ruha verin. Ruh diyecek ya Rab bana ben onu ona bulundum. Ben giydirildim ona. Ruh da diyecek ki ya Rabbi ben ne yaptım ki beni cehenneme sokuyorsun? Peki cezayı kime vereceksiniz? Ene'ye vereceksin. Ene mahluk değil ki burada da yakamazsın. Burada mahluklar yanar. Evet bir hafta sonra Allah'ın verdiği şey bu. Var mı öyle şey yapmak? Ben bunu bilmiyordum. Peki şu an yatsı namazında salat-ı vitirde Allah nasip etti. Peki doğru mudur? Doğru bulunana kadar doğru budur. Eneye vereceksin abi. He? Suçu, cezayı eneye vereceksin. Eneye verdin. Nereye koyacaksın? Ateşi nasıl yakacaksın? O bağırmalar, çağırmalar falan ne nasıl olacak? Abi bil kuvveden bil fiile bil kuvvedir enedeki, mecuzdeki ben. Onun bil fiile çıkma sahası benim icraatlarımdır. O icraatlarımla bil fiile çıkma sahasına ceza verilebilir abi. Yani bil kuvveden bil fiile. Şimdi antika. Çok güzel. O seni alacağım ama bunu bir tarzdan. Yani çekirdekteki ağaç bil kuvve. Evet. Ağaç bil fiil dedin. Evet. Dolayısıyla ağaç bil kuvve, ağaç bil fiil. Bil fiil. O zaman ağaca verilecek ceza çekirdeğe de verilmiş olur. Verilmiş olur. Çünkü onun açılımıdır diyorsun. Evet.
Çok güzel. Sonra? Şimdi mesela çok güzel bir araba aldık. Arabanın bir motoru var. Kaputu var. Ne bileyim lastikleri var. Arabayla kaza yaptım. Cezayı kim çeker? Arabayı kullanan çeker. Diğer yani sonradan edindiklerim zarar görür ama arabayı kullanan bensem yani burada en iyi kullanan cezayı görmesi lazım. Diğeri şey değil. En iyi kim kullandı? Bence irade. İradeye iradeyle bir bağlantısı olabilir. Yani iradeye sahip olan neyse orada yanacak olan iradedir. İşte ona ruh diyemiyorsun, yani, şey diyemiyorsun. Ne yani? İradeyi çünkü sen iradeyi kullan. İradenle zaten mükellefsin. Hatayı yapan da iraden. Bence peki, ceza iradede olması lazım. Yani ceza irade olacak. İradenin yerine bir bakalım nerede? Tamam. İrade nerede? Ruh düşün. Umut. İradenin yerine ezber olmasın diye. Ruh düşün. Ruh kanundur. Ruh değildi yani. Ceverdi. Kanun. Şimdi bu mahluk olması için buna dört özellik takılmış. Bak. Zihayat. Zişur. Kanunu. Emri. Vücudu. Harici. Tamam. Şimdi bu dört taneyi de Allah sarmaladı. Glafi, latifi ve bedeni misali. Bedeni misali. Giydirdi, şeyi koydu. Cesede koydu. Tamam abi. Şimdi burayı siliyor. Şimdi burada şey yapacağız. Bak şimdi. Burayı siliyor. Çok acayip bir şey dedin abi ya. Ne dedim abi? Ne zaman dersin? Biz sen ruh, orada ruh bedeninden ayrılınca misali bedeni giyer. Zaten giymişmiş abi misali. Evet, zaten bir şey yaptığı yok ki. Çok enteresan ya. Evet. Yani biz ondan sıyrıldığı zaman giydi. Hayır misali zaten var. Aslında cesetle hiç alakası evet. Yok ya. Acayip bir şey. Zaten ayrı bir cesedi var. Peki, bu nedir diye hemen silmeden, bu vücudu harici, bu kainatın bizdeki karşılığı. Bu kainat vardı ya şurada. Tecereye ikinci katında. He, tamam mı? Evet, komple. Bunu buraya monta etti Allah. Bunu buraya monta etti. Kanun-i emri, buna taalluk eden program. Vücudu değil, vücudun programı. Ağacın manevi tarafı, ağacın görünüşü. Tamam mı? Bu. Zişur'da lev şeyi koymuş. Akıl ceberi verilmiş. Bunun akıl içinde zeka bunlar bir şey değil. Zihayat ise bu kainatı hangi malzemeyle yapmış? Yani Allah bu kainatı kendisinin dışındaki her şeyi hayat ile yapmış. İlim ile takdir etmiş, irade ile tercih etmiş, kudret ile halk etmiş. Kullandığı malzeme hayat. Bu taş, toprak, kitap hayatta yapılmış. Tamam. Dolayısıyla bu, buraya kadar siliyorum burayı. Şimdi irade nerede, ceza? Onu ezber olmasın diye göstererek yapalım. Şurayı siliyorum. Bak, bir kere bu tahtayı bunun içine atsanız ve atsanız bin defa değer. Çünkü nasıl anlatacağım ben size? Zihayattır, zişurdu, kanun emri, vücudu harici desem ne oldu? Hiç havaya uçtu ya. Şu yazıldı abi, şu kafaya yazıldı. Şu. Bak şu. Kardeş, Allah verirse olur. İstersen 5000 sene çalış, olmaz. 30 sene çalıştım, bunun için de çalıştım. Yok, Allah öyle ver. Allah'ın ikramını da tepersen Allah vermez. Enaniyet yaptın mı? Enaniyet, gurur, kibir bu derslerin altında olamaz. Ama belki ifade ederken, takdim ederken böyle gözükebilir. Ha yani gibi ifadelerle ama altyapısında zannettiğimiz gibi gurur, kibir, enaniyet oldu mu? Allah onun üzerine bu hakikati bina etmez. Vermez.
ifade etmez kendisini o zeminlerde. Bak şimdi. Şimdi irade nerede yapacağım? Tamam abi. Şimdi bu detaya girmeden ruhun içerisinde şeyler var, bir sürü şey var. Kalp. Kalp. P yok değil mi? Kalp olmadı. P olacak değil mi? Kalp. Bunun içerisinde iki tane sistem var. Tamam mı? Şöyle, iki tane demeyeyim. Ama detayına isterseniz şöyle gitmeyeyim. Burayı bozmayayım. Ona girmeyeyim. Bir, vicdan. Bir de dima. Tamam mı? Yani bu mazharı hissiyat. Bu makesi efkar. Tamam abim. Şöyle yapayım. Değişik bir kalem de olsaydı harika olurdu. Demek ki olmayacakmış ki böyle oldu. Peki. Bunun içerisinde dört tane özellik var sevgili kardeşim. Bunun içinde yedi tane var. Ne yaptı? Dört. Kaç etti? İki, dört, altı. Bir tane de buraya sokalım. Zihayattır. Zişuurdur. Yok. Zihayattır diyorum. Tahayyül. Evet. Evet. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam, itikat. Tamam. Şimdi vicdan kini var. İrade. Zihin. His. Latifi Rabbaniye. Var. İrade burada. İrade mahluk. Mazi ve müstakbele ziyade. Kitab-ı Mubin'e bakıyor. İmam-ı Mubin ise mazi ve müstakbel emir ilim, Kitab-ı Mubin irade ve kudret. Hazır zamana bakıyor. Şimdi burada, buna da versen, bu da sana şey yapılmış. Peki, soruyu ben o adamların sormadığında daha zor yapayım. Peki biz nerede mesulüz? Bize verilen sistemle, yani ben mutlak hür nasıl olacağım? Ruhundan hür olacağım. Olamazsın. Ruhu mahluktur. Ruh mahluktur. Mahluk yaratana karşı mutlak hür olamaz. Yaratılmış bir şey yaratana karşı nasıl eşit olur? Olamaz. Ruhun içerisinde irade yok mu? İrade, ruhsuz irade düşünebilir misin? O zaman irade verilmiştir sana. Verilenle, verenle verilen eşit olamaz. Demek ki ben gene bana biraz cebir geliyor. Mutlak hür olamadım ya. Mutlak hür nasıl olacağım? Bak. Şu Nur-u Muhammed'i vardı ya. Şurası Esma'ydı değil mi? Şurası Kab-ı Kavsey. Tamam mı? Şurası Arş-ı Azam. Azam. Tamam mı? Mutlak hür nasıl olacağım? İyi dinleyin burayı. Bu çekirdeğin içinde iki yapı vardır. Burada. Nur ve mana. Mana. Nur. Tamam mı abi? Burası mahluk mu? Değil. Hiçlik mi? Değil. Ne aindir ne gayr. Neyin? Esma ve sıfat.
Nu mana Allah'a bakan yönü. Beni düşün çekirdek. Yukarıya bakan, Allah'a bakan yönü mana. Aşağı bakan yönü mahluk Allah nuru semat velat nur. Vücud hariciye bakan yön nur. Vacibe bakan yön mana. Ben ikisinin arasında berzahım. Ne aynım, ne esmayım, ne değilim. İşte Allah'ın esma ve sıfatı burada taayyün ve teşahhus ediyor. Buradaki irade, Allah'ın iradesi, ilmi, kudreti, sem, basar, kelamı var. Buradaki irade mahluk değil, vacip de değil, mutlak hürriyet buradan geliyor. Çünkü mahluk olsa hür olamazsın, yaratılmışsın. Yaratılan yaratana hür olamaz. Yaratılmış bir kere. Peki irade o zaman madem yaratılmamış vacipsin o zaman halk etme özelliğine sahip. O da değilsin. Neyim o zaman? Berzahım. Ne demek? Ne aynıdır ne gayr. Güneşteki şey aynadaki güneş ne aydır ne gayrdır. Kabir. Ne kabir? Dünya değil. Ahiret de değil. Alim-i berzahtır. Ha, bizim irade, buradaki irade. Dediğin doğru. Öteki tarafa alır mısın çocukları? Hadi. Hadi öteki tarafa al. Odaya geç. Hadi şey babası, sen şey, oraya al. Sen kalk kalk, İzzet kalk. Bir zahmet fedakarlık yap. İki dakika. Şurayı bitirelim. Sen onu al. Şimdi, vicdandaki irade ama, vicdandaki irade mahluk. Ama kaynak bu. Buradaki sistem ağacın altındaki çekirdek vardı ya kulvallahu ehad. Meyvedeki çekirdek külle küfü vel ehad. Vicdandaki irade bu. Ama onun aslı burada. Bu itibarla sen mutlak hürsün. Peki teklif orada mı yapıldı ona yani? Teklifi burada yapılmamış. Teklif yapılabilmesi için teklife muhatap bir hale gelmesi lazım. Teklife. He? Mahluk olması lazım. Yani mahluk şey yapılmış. Ama alt buradan besleniyor. Ne yapılmış? Akıl takılmış. Lef-i mahfuz. Teklif yapılınca reddetme özelliği var mıydı? Vardı. O zaman nefes takılması lazım. Kürs de olması lazım. Ama dikkat et. O kürs nefsin takıldığı yer. Yukarıdan aşağı ineyim. Bu çekirdek. Aşağıdan da ruh takıldı. Lef-i mahfuzda akıl takıldı. Aşta kalp takıldı. Kalp. Cennet cehennemde istidat ve kabiliyetler takıldı. İstidat, cennet diyelim, cehennem. Kürs, bu kürs, beşeriyetin takıldığı, nefsin, şeytanın girdiği. Buradan parkura giriyor şeytan. Cinsiyet, kadın, erkek. Kadın buradan takılmış. Kadın, erkek, soğuk, sıcak, gittiği, geldiği, iman, küfür burada. Tamam. Şimdi adamın şeysine geleceğim. Burada mutlak hürriyet buradan geliyor. Buradaki sistemimiz de. Peki bu sistem herkeste çalışıyor mu? Hayır. Öldürülmüşse günahlarla bu sistem dumura uğruyor. Tamam mı? Bu sistem çalışıyor. Şimdi adamın şeyine söyleyeyim. Şimdi adam dedi ki, madem dedi bunlar hep bana giydirilmiş, kaybetmişsem bana giydirilene niye fatura çıkıyor? O zaman mecula eneme uygun bir ceza olmalı. Ama bana giydirilene değil. Mecul da ere de mahluk değil. Cehennemle ceza veremezsiniz. Cehennemle ruha ceza verirsiniz. Peki o ruhu bozan da ruh da emanetti. Kim yaptı onu? Ene yaptı. O zaman eneye bir ceza vereceksiniz. Enenin cezası nedir biliyor musunuz? Şimdi ona geliyor. Siliyor. Heyecanlandık abi ya. Vallahi heyecanlanacak kadar heyecanlı. Adem midir abi? He? Adem midir? Enenin cezası. Sen adın ne senin? Adaşın hocam Hasan. Vay be. Hasan olduğun için kasan. Hasan hocam. Bak şimdi. Bak. Bak işte. Ustad cehennemin cehenneminden bahsediyor.
Cehennem hiçbir şey değil. Ruh için çok eşit. Cehennem taş ören bir şirket. Taş ören. Cehennem neye hesabına çalışıyor? Adem alemleri hesabına çalışıyor. Adem ise nerededir? Zat-ı sıfatlarda kıdem, beka, vücut, vataniyet, muhalefetun havadis, kıyam-ı bir, kıyam-ı nefsi, tekvin. Tamam. Tekvin. Buraya alıyorum. Şöyle yapayım. Tekvinin içerisinde Adem var. Adem var. Bu Adem nasıl bir şeyse Adem. Bunun içinde ama daha çok şeyler var. Adem var. Bu Adem'in içerisinde subuti sıfat. Buradan ilim devreye giriyor. Tekvinden, yani tekvindeki Adem'den, tekvindeki Adem'den müdahale edecek. Müdahale edecek ama gücü yetmedi. Emir. İlim emir devreye giriyor. Buradan mahlukat, mümkünat, mümteni, madum vücutlar çıkıyor. Çıktı. Bunların içinde seçiyor irade. Bunları vücuda çıkarıyor. Kudret Allah canibinden irade öndedir. Beşer canibinden terstir. İşte cehennem Adem cehennemin cehennemidir. Ustad diyor ki Adem, bu şöyle değil, ruh Adem'e karşı korkunç elem alıyor. Bak, ruh korkunç elem alıyor. Ruh diyor ki, akla diyor ki, ben korkunç bir elem alıyorum. Bu neyin nesidir, sen böyle bir aletsin, çöz benim elemimi. Akıl, ilişki ve çelişkiyi çözme aletidir. Yani göz renkle, çiçekle ilişki, karanlık aydınlıkta çelişki. Akıllı emir aldı ruhtan. Ya ruhu rahatsız eden, efendimi rahatsız eden kimdir? Baktı alttan aldı, üstten aldı. İlişki, çelişkilere baktı. Bir şey yok. Dedi ki seni korkutan ölüm korkusudur dedi. Ölüm korkusu. Oysa ölüm korkusu aklın ruhu rahatsız eden Adem'i tanımlayamamanın acizliğinin ifadesi. Aciz. Çünkü akıl Adem'i çözemez. Adem'dir diyemedi. Diyemedi ama ulan nereye şey yapayım bilmiyorum da diyemedi. Ona en yakın bir şeyi kullandı. Adem'in ruha yaptığı tazikatın aklın yorumlayamayışının acizliğinin ifadesidir ölüm korkusu. Korku oradan geliyor. Çünkü korku aklidir, haf kalbidir. Adem cehennemin cehennemidir. Çünkü şu anlarda diyor ki Adem diyor şey, cehennem, Adem alemler hesabına çalışıyor. Cehennem hiçbir şey değil Adem'in yanında. Üstad şey diyor, yani ben Adem'e düşmektense cehennemde kalayım diyor. Ya? Düşmeyeyim diye Adem'e düşmeyeyim. Adem, onun için peki Adem ne işimize yarıyor? Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Eğer hiçliğini bilirsen, cennetin cenneti o. Eğer cehennemin cehennemi Adem'se, cennetin cenneti ise hiçliktir. Cehennemin cehennemi Adem ise cennetin cenneti hiçliktir. Çünkü hiçbir belirleniş yoktur. Hiçlik Adem'in zıttı mı oluyordu? Hiçlik? Adem'in zıttı oluyordu. Evet. Yani şey, karşıtı değil. Aynı şey gibi gözüküyor. Değil. Belirlenmemiş. O zaman en iyi tazik eden, en iyi ceza veren Adem'dir. O zaman Usta. Abi, yani cehennem öldükten sonra gidiliyor. Cehennemin cehennemi burada. Burada şimdi var zaten. Şu anlar şey sözleri 741'de var. Yani burası cehennemin cehennemi. Yut, yet, yeis, kalak, at, şey 7 tane 8 tane madde sayıyor. 220 Mesnevi'de diyor ki
cehennem-i cismani müminler için cehennem-i manevi kafirlere göre serindir diyor. Ne demek? Ki Müslüman cehenneme gidecek, o cehennemden aldığı elemi koy kenara. Kafir dünyada bu hiçlikten, yetimlikten ademi bir azabı koy, onunsa ağırdır. E niye hissetmiyor? İptal hissettiğinden. O zaman cehennem hiçbir şey değil. Cehennem mi istersin diyor, sordum diyor, tamam aklıma. Hiçlik mi istersin, cehennem mi? Cehennem dahi olsa vücut isterim dedi diyor. Peki ama biz şöyle bir şey var, Hafız benim talim hocam dedi ki, ya dedi Hasan dedi, buyur hocam, yani ben dedi cehennemde yanmaktasam ben hiçlik isterim dedi ya, ama Kur'an'da ya leyteni küntü turaba, keşke yok olsaydım demiyor, keşke toprak olsaydım. Hiçlik isteyen nefistir, cehennem dahi olsa beka isteyen ruhtur. İkilemdir. Hiçlik isteyen nefistir, cehennem dahi olsa beka isteyen ruhtur. Tamam ha, şimdi Adem ruhun cehennemin cehennemidir. O enenin yakılacağı yer ha odur. Ama Abdullah'ın dediği o ene kendisini bu vücutlarla sirayet ettiği için, ifade ettiği için onu cehenneme koyuyor. Enesini ise Adem'e atıyor. Muhammed'den koparılış, uzaklaşış yani. Gibi. Evet. Peki Hasan abi. Korkunç. Gurbetin kralı. Ne gurbeti? Kral da diyemez. Ama aferin lan, seni tebrik ederim. Galu Bela'da bu teklifi kabul eden ene midir, ruh mu? Çok harika. Şimdi Galu Bela yani filmin, ben de ne diyorum biliyor musun? Senin düşmanın seni tanıdığı kadar sen seni tanısaydın oynadığın filmin başrolü olurdu. Ne demek? Elestu bi Rabbikum film başladı. Öyle bir film ki çevirelim diyelim bu İzmir'de. Ama bir sahne almak Japonya ile alakalı. Tsunami işliyoruz. Tsunami sahnesini film almak için 13 saat uçağa binip gidiyoruz değil mi? 10 dakikalık bir sahne. İşte biz Elestu bi Rabbikum da sahne başladı, film başladı. Ezel ve ebed filmi oynanıyor. Bir sahne, bir gün şey hadisi şerife göre bir saat. Filmin bir saat sahnesi dünyada oynanacakmış. Allah dünyayı yarattı. Sahne için buraya geldik. Bir saat. Ondan sonra film devam ediyor. Daha bitmedi. Yok canım. Ne diyor? Dördüncü sözde ne diyor? 2 aylık mesafe varmış. Has çiftliğe. Bir gün sonra bir istasyon gelir. Oraya trenle, uçakla, otomobille veya yaya gidilir. Bir günlük mesafe kabir. 59 günlerde. 59 hala devam ediyor. 59 gün bekliyor daha bize. Daha biz ölürsek bir gün gidecek. 59 günümüz var daha. Cennete gitmek için 59 gün var. Dördüncü sözde geçiyor. 2 aylık mesafede has çiftlik yok mu? Hani okumuştuk, anlamıştık o dördüncü sözü. 2 aylık mesafe var. 2 ayla 60 gün. Bir gün. Bir gün gitti. Ne? Ölünce bir gün gidiyor. 59 gün gibi bitiyor. Kabirden sonra 59 gün var. Dedi ya işte o şimşek gibi... Haşirden diyor cennete şimşek gibi, hayal gibi, elektrik gibi, rak gibi, kimisi ya asırlar geçecek, bitmeyecek. Ya Rab cehennem dahi olsa bu yolculuğu bırak gideyim diyecek. Kimisi diyecek ki Allah Resulü diyor bilmanı. Ya Rabbi bu güneş tepeye bir karış inmiş. Asırlarca gidiyorsun, boğazına kadar ter böyle. Allah'ım cehennem olsa da bir karar yere götür, tamam cehennem olsun. Kurtar. Kimisi bu mesafeyi rahat gibi, şimşek gibi, hayal suratinde, ruh suratinde gidecek. Ne kadar 59 günümüz var daha. Ölünce bir gün gidiyor hikayen. Daha 59 günümüz var. Film devam ediyor. Şey, Öner, cemaate dahil oldun. Hizbul Kur'an okuyorsan, namazı kılıp tesbihatı yapıyorsan, her gün 5-10 dakika risale okuyorsan, tecerrütleri, internet, televizyon yani terkleri elinden geldiği kadar yapabiliyorsan hiç nefes alma. Böyle yaptın ya biraz önce. Korkma. Mesela hepimiz de şey yapalım. Kafa neyle çalışır? İlim ile boşaltırız, ilham gelir. Neyle ne yapacağız bunu? Kafa ilim ile tecerrütlerimizi, terkleri yapacağız. Peki. Hatırınıza gelen basit bir ahlakımız var. Bir tiryaki olduğumuz bir şey var. Herkesin hatırına gelen bir şey vardır. Var mı? Böyle basit en küçüğünü hatırlar mısın Mustafa senden? En ufak ya. Sigara. Sigara. Hadi bu akşam bir tanesini terk edelim. Bütün terkleri saldırmayalım kucaktan.
Bir tane terki muvaffak olalım, bir tane bu kadar. Bu akşam karar verelim, ulan şunu terk ediyorum. Kafa terklerle çalışır. Kalp zikirle ve eylemle çalışır. İlim ise kafadakileri boşaltıyor, ilham ve ilham geliyor. Şimdi sorumuzu tekrar ediyoruz. Cevap, eneye Adem, ruha ve ondan aşağı olana cehennem. Enenin cezası Adem. Peki Hasan abi, buradaki hiçlik hiç muhatap bulamam mı? Nasıl abim? Bir anlamda. Hiçlik hiç muhatap bulamam mı yani? Evet. Boşluğa düşme yani. Boşluk, keşke mesela boşluk olsun. Mesela şu an mesela hiç tanıdığımız olmaz, hiç muhatap alamamasa. Mesela bak, bir tanesini sana söyleyeyim. Bak, bir tanesini sana söyleyeyim. Yani hiç değil belki, belki tanımlar. Yaşadığım bir şey söylüyorum. Mesela insan toprakta emin hisseder. Aşağı indikçe Bodrum'a, yüzlerce metre veya uçakla yukarı çıktıkça veya kuleler var Almanya'da 300 metre, 400 metre. Kuleye çıktıkça, o camdan aşağı baktıkça ayaklar kemençe çalıyor. Skoda gibi yamuluyor. Böyle şey yapıyor ki yanaşamıyorsun cama. Ben bile yanaşamıyorum böyle. Böyle gidiyorum, bak tehlike yok diyorum, tamam mı? Böyle bir kuleye çıkıyorsun, cam böyle. Böyle değil de böyle. Yanaştıkça böyle bakınca 300 metre. Bak bir şey anlatacağım. 300 metre bakınca bu ayak gidiyor. Gitmiyor. Dura dura, adım adım, alıştıra alıştıra gittim. Toprağa indim. Uçaktan indiniz toprağa. Uçak korkusu olanlar. Uçakta. Niçin? Tiniyetimiz, ne hamurumuz nereden yoğrulmuşsa biz en çok orada güven hissederiz. Toprak. Aşağı yukarı ne kadar uzaklaşırsak aslımızdan o kadar korku hissederiz. İşte sanki Adem gibi o yukarıya çıkıp da bakmak cehennem değil ama korku da değil. Aslında uzaklaşmanın yükseklik korkusu diye tanımlarız. Aslında yükseklik korkusu gibi ifade ederken aslında uzaklaşmanın korkusudur. İşte daha bu yeni. O aslında uzaklaşmak, bunun nihayetsizliğini düşün. Mesela gömleği çıkart. Ben yukarı çıktım kuleye. Daha mı hep ben benim? Ne şey yok. Peki. Aslından bak uzaklaşıyorum. Çıkart gömleği. Çıkar atleti. Bedeni çıkar. His ve şuuru çıkar. Aklı çıkar. Ruhu çıkar. Bak o ene ne olacak şimdi? Üf, ne yapıyorsun? Her şeyim gitti. O çıkartmak işte zaten Adem. O elbiseleri çıkart. Müsbet manada manayı, bu manayı ismiydi. Manay harfiyle bundan çıkmakla çıkmıyorsun, o hiçliğini biliyorsun ama Adem değil. Bütün varlığın sende gözükebilmesi için hiçbir belirlenişin olmaması lazım. Bu da hiçliktir. Cennet bile hiçlik değildir. Hiçliğini bilmek değildir. Hasan abi, o zaman Adem müsbete de hizmet ediyor mu abi? Tabii. Ama unutma, Adem cehennemin cehennemidir. Taş oran şirkettir. Şirkettir, cehennem bir şey değil. Adem'e göre bir şey değil. Ama bunu genel Kur'an rahmet olarak, rahmetin alim olarak cehennem avami olduğu için, cennet avami, yani avama birinci derecede hitap ettiğinde, havasa ikinci derece hitap ettiğinde, cennet ve cehennem bunlar. Ama cehennemin cehennemi Adem, onun içerisinde mana mertebesi olarak Müceddidlere böyle şeylere anlatılmış. Yunus boşuna dememiş abi. Cennet cennet dedikleri. Birkaç köşte birkaç yürü. İsteyene ver onu bana. Tabii ama aslına göre cenneti aşağılamamış aşağı. Aslına göre, hiçliğe göre, hiçliğini bilmeye göre cennet bir şey değil. Tövbe ya, nasıl bir şey değil ya? Ustad diyor ki cennete gitme demiyor ki. Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Kendine vücut rengini verme diyor. Adem'e düşersin. Ustad koca miracını yapmış, aradığımız zata sormalıyız diyen ve dördüncü şu anda Vahid-i Kübra'da miracı olduğunu fiilen gösteren zat diyor ki ben cennete gideyim, lef-i mahfuzun şöyle uğraşım demiyorum. Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Her şeyden çıkmaya çalışıyor, sıyrılmaya çalışıyor. Biz hep böyle battaniye bunu çıkartmak lazım. Biz şey mi, terkleri terk ediyoruz abi. Evet, terkleri terk ediyoruz, evet. Tamam mıyız? Peki. Ne kadar oldu? Bakayım. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat.
Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masalem. Bak şimdi. Yani hani Hasan abinin çizdiği biraz önceki o şeyleri de. Cehennem bak, müthiş burada. Müthiş bir şey yakaladık. Cehennem burada. Evet, cennet burada. Cennet burada. Şimdi evet bu, cehenneme cari değil burası. Neden? Daha önce yaratılmış. Cehennemde de dahil değil burası. Dahil değil. Evet. Dahil değil. Ama abi ceza buradan geliyor. Buradan yani bununla bu aynı ya. Ceza buradan geldiği için evet cehennemi kapsıyor. Cehennem de yanabilir. Ya çünkü buradan yani. Meyve... Ceza cins-i ameldir diyor ya. Evet. Yani yaşantı buraya gidiyor. Bu cehennem burada başladığına göre buradakiler girmiyor. Evet. Bu adam burayı yaşadı. Ama buraya geldi. O zaman ahirette meyveden, ters çalışıyor. Ters çalışıyor. Demin öyle dediniz ya. Ahirette abi. Ters çalışıyor. Ahirette ters çalışıyor. Çünkü ahiret noktası. Şeyi de şey yapıyor. Ağaçlar yukarıdan aşağı olma evet. meselesi var yani. Evet. Evet. Mesela çekirdekler kökler yukarıda, ağaçlar dalar aşağıda ya. Evet. Şimdi anneyi düşünün. Cennet annenin ayakları altındadır. Ayağı yukarıda, kafa aşağıda. Yani meyve aşağıda, yukarısı ayağı, yani çekirdek. Söz konusu yani ceza ise... Yani yukarıya da rahim de yukarıya bakıyor. Söz konusu ceza ise çevirmek lazım abi şeyi. Şu şekilde ha, çevirmek lazım. Yani ceza... Ceza şey, söz konusuysa evet, evet. Çünkü buradan gidecek ceza. Ceza buradan gidiyor. Evet. Ahirette evet. ters çalışıyor. Şimdi Önder'in yakaladığı şey, benim de yeni öğrendiğim bir şey. Ben de yeni öğrendim bana. Bu medarı bahsetmek ama o da ne dediğini herhalde biliyordur. ama kesinlikle enesini almasın. Allah'ın ikramıdır. Kesinlikle otur bak şey yapayım. Senin o anladığımı, senin anlattığını anladığımı anlatayım. Şimdi dedi ki bu ene ise bu bütün alemleri giymişse arş-ı azam biliyorum ne? Burası cehennem. Burası cennet. Tamam mı? Dedi ki eğer dedi bu insan, burada insan, bu cehenneme giderse, bu yani bu bunun buradakilerin ne suçu var? Çünkü bu cehennemde yukarıdır. Cehenneme insan giderse, bu taşıdığı alemini de cehenneme sokarsa bunların suçu yok. O zaman ene ne olacak? Cehenneme azap veremezsiniz diyor. Eneye buraya sokamazsınız, yanmaz. Ha, nedir? Burası kulüvallah ehad. Ehad, birinci ehad, buradaki kalbindeki ehad, ikinci ehad, küfü ve ehad. Bu diyor ki Önder, Allah nasip etti ona, diyor ki bu insan, bu meyvedeki ehad, kökteki çekirdek ehad mı, kulu vallahi ehad, küller küfü ve ehad mı? Bundan böyle gittiği için cehennem bunu kapsar. O zaman bu ene buraları doğurdu. Yani... Bu ene gitmiyor. Burada şekillere vesile olmuş. Yani vücutları aldığı vücutlar. Aynen. Çünkü buradan olsa suçu yok bunlar. Bunlar sana giydirilenlerin suçu yok. Ama buradan gidenler sen giydirmişsin. O zaman buradaki ene yanıyor. Buradaki ene yanmıyor. Allah niye iki kere ehad desin abi? Bu ehadla o ehad birbirinden farklı. Ha işte bak. Ha bir delili daha. Harika. Ulan ne oldu lan sana bu? Önder abi boyut verdin abi. Maşallah. Abi kekten tokat yedi ya abi. Kafacı arıklar başladı. Evet. Ama çok ilginç. Harika vallahi ya. Gurur duyuyorum size. Çok acayip. Niye iki defa desin ehad diyor? Doğru söyledi. Vay be. Çok etkilendim ya. Buradaki ene yanıyor. Çünkü buradaki enelerin sana giydirilen suçu yok. Ama burada gidenler buraya toplanıyor. Normalde abi kıyamet koptuğu zaman gene şey üsttekiler yıkılmıyor yani. Yıkılmıyor. Nerede kıyamet kopuyor biliyor musun? Zıttan neredeyse. Yani tebeddül, tegayür olduğu yerden yıkılıyor. Evet yıkılıyor. Bak buradaki ene yanıyor. Buradaki ene yanmıyor. O zaman şeyin de altını çizin abi, ağaç meselesinde var ya, şimdi buradan yukarı doğru çıkıyor mesela, ağaçlar burada yukarı doğru yükseliyor. Yani şunu mu diyorsun? Şimdi bizdeki ağaç... Buradaki ağaçlar... Yukarı doğru dal veriyor. Dal veriyor. Oradaki ağaçlar ise... Kökleri yukarıdadır.
Buradakilerin kökten aşağıdadır. Bu oradakiler birinci ehad. Buradakiler ikinci ehad. İşte ananın cennet annelerin ayağın altında deyince biz burada meyveyiz ya, çocuk meyvedir. Meyvemdir. Ananın ayağı burada. Yani kökten bahsediyor. Annenin ayağı köktür. Zaten buradan geliyor. Rahimden buradan geliyor, buradan doğuruyor. Yani demek ki buradan yukarı yükseliyor. Yani bak yükseliyor. Buradakiler yükseliyor. Cehenneme tabi. Bak yükseliyor. Buradaki ağaçlar da çekirdekten yükseliyor. Bu da seni teyit ediyor. Teyit ediyor. Ama buradakiler yukarıdan aşağı oluyor. Bu işte. O zaman o çok harika oldu. Birinci ehad yanmıyor. Şekillenmiş olan küllehü küfüven ehad yanıyor. Çok ilginç ya. Ya bir de şey açıldı abi. Şimdi 2 sene önce Afyon'a geldiğimizde bir şey söylediniz. O sene kafam çok karışık. Hangisi? Dediniz ki bu aşağıdaki Ahmet. Tamam. Cebrail'e sordu. Sen vahyi nereden getiriyorsun? Oraya şimdi gelemiyorum. Ama şimdi tam oturdu yani siz. Ben burada konuşulacak yeri de. Tam konuşacak yeri de. Evet. O kadar.